Tasarımı çok şık. Özellikle ekranını çok beğendiğim Realme 10 Pro Plus bu videoda konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Biraz sizlere Realme'den bir güncelleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Realme çok kısa bir süre önce Oppo tarafından gayet tecrübeli ve iyi bir ekip tarafından devralındı gibi böyle işleri ve ülkemizde aynı şekilde tam gaz yoluna devam eden bir marka zaten tanıdığımızda bildiğinizde bir marka yine pazarda daha önceki cihazlarla bizleri buluşturan ekibin bazı isimleri artık Realme'de de çalışıyorlar ve bezerinde de yıllardır bir arada olduğu Realme markası ülkemizde tam gaz yoluna devam ediyor. Sevgili arkadaşlar şimdi gelelim. Realme 10 Pro Plus 5G'ye gerçekten uzun bir akıl telefon modeli ismi anlamında ama sundukları da güzel bazı eksi detayları da var artı detayları da var tamamına bu videoda değiniyor olacağım ama sizler de kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz ve sosyal medya hesaplarımı da tabii ki takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Telefonun kutu içeriğiyle başlayalım isterseniz çünkü dolu bir kutu içeriğiyle geliyor. Kutudan cihaz çıkıyor tabii ki bir kılıf çıkıyor kablo adaptör ve bizleri karşılayan bir de kılıf var sevgili arkadaşlar diğer kullanım kılavuzları vesaire onlar da yine kutudan geliyor. Bu akıllı telefondaki artılardan sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü artı anlamında üstüne durulacak altı çizilecek birçok konu var sevgili arkadaşlar ki hakikaten güzel bir malzeme kalitesi var bu akıllı telefonda. Arka cam buğulu bir camdan tasarlanmış ve parmak izi hiçbir şekilde bu camda kalmıyor sevgili arkadaşlar. Dayanıklı bir cam var tabii ki burada. Yani genel olarak cihaz zaten dayanıklı tasarlamış Realme tarafı ve özellikle benim bu akıllı telefonda en çok etkilendiğim şey bu akıllı telefon ergonomisi oldu arkadaşlar. Çünkü çünkü gerçekten büyük bir ekranı olmasına rağmen çok ergonomik bir akıl telefon olmuş cihaz 7.78 mm ve 172.5 gram ağırlığa sahip ergonomik anlamda cihazı bir kere bile olsun elinize aldığınız an benim ne demek istediğimi çok net ve iyi bir şekilde anlayacaksınız sevgili arkadaşlar şimdi gelelim ekrana çünkü bu cihazın ekranına Realme çok güzel bir şekilde çalışmış iyi özellikleri de bizlerle buluşturuyor 6.7 inçlik AMOLED bir panel var bu akıllı telefonda ekran performansı oldukça iyi. 120 Hz'lik bir yenilim hızı ile geliyor. Renklerin canlılığını beğendim. %100 DCI P3 renk gamını kapsıyor. Bu ekran ve Hyper Vision özelliğiyle de panel deneyimini çok olumlu bir şekilde üst düzeye taşımış Realme tarafı. Parlaklık olarak ise maksimum 800 nite çıkabiliyor. 1000 nite varsaydı daha mı iyi olurdu? Evet daha iyi olurdu ama güneş ışığı altında 800 nit'te fena değil parlaklık anlamında. Çok da üzmüyor. Çok da güldürmüyor. Orta şekerli sizi üzmeyen bir parlaklık seviyesi sevgili arkadaşlar. Ekranda bir Curve yapı var zaten gördüğünüz üzere. Eğik iki yanı. Burada ekranda 61 derecelik bir açı kullanılmış ve 2.3 milimetrelik bir ekran çerçevesi var. Çok ince bir ekran çerçevesi var. Sezer'in de zaten dikkatini mutlaka çekmiştir şu an görüntülerden. Ben de zaten cihazı elime alır almaz en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi bu telefonun ekran çerçevelerinin inceliği oldu. Çünkü çok ince tasarlanmış. Çok güzel gözüküyor. Zarif gözüküyor ekran çerçeveleri. Hakikaten beğendim. Ekranda yine HDR10 Plus desteği var ve tabi panelin deneyimi hem oyun anlamında hem de multimedya tüketimi anlamında gerçekten çok keyifli. Ben belki de telefondaki en beğendiğiniz şeyin ekranı olabileceğini düşünüyorum. Biraz iddialı bir yorum olabilir ama benim için en azından öyle bir düşünce var içimde sizlerle paylaşmak istedim ki cihazda bir de stereo hoparlör var ki bu stereo de bu ekran deneyimini çok daha üst seviyeye taşıyor sevgili arkadaşlar. İşin performans tarafına geldiğimizde cihazda bildiğim tanıdığım bir işlemci modeli kullanılmış. MediaTek'in Dimensity 925K modeli bir işlemcisi görev yapıyor. Bu iş işlemci 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş. Düşük bir güç tüketimine sahip ve açıkçası performans anlamında da sizlerin beklentisinin üstünde bir performansı sizlerle buluşturabileceğini sizlere söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar çok fazla sizlere sizlere dedim üst üste ama aramızda laf olmaz diye düşünüyorum. Geekbench skorlarına baktığımız zaman da yine benim beklediğimin daha üstünde bir skor almayı başardı bu cihazda. Dimensity 920 k işlemcisi. Zaten 5K ekinden de anlayacağınız üzere cihazda bir 5K desteği de var sevgili arkadaşlar. Şimdi RAM tarafı burada da kritik çünkü 12 GB'lık bir RAM var cihazda ve 12 GB'lık da bir sanal RAM var. Toplamda 24 GB'lık bir RAM alanına sahipsiniz. Sevgili arkadaşlar 256 GB'lık bir depolama var. Belki de bu cihazdaki eleştirebilecek şeylerden bir tanesi bu. Micro SD kart desteği bu akıllı telefonda yok ama çift SIM kart desteğini sizlerin de gördüğü üzere bu cihazda bulunduruyor cihaz bünyesinde kullanabiliyorsunuz ama ne yazık ki bir Micro SD kart girişiniz yok. Cihazda yazılım olarak Android 13 ve Realme UI 4 geliyor arkadaşlar. Burada en en güncel arayüz ile ve en güncel Android sürümüyle en azından şimdilik bizlerle buluştuğunu söylemek mümkün. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum ki telefonu kutudan çıkarta çıkartmaz bir de güncelleme aldığını yine sizlerle paylaşayım. Eğer siz de satın alırsanız ya da alacak olursanız cihazı mutlaka güncelleyin sevgili dostlar. Gelelim cihazın performans yorumlarına. Şimdi bu akıllı telefonda gerçekten bu fiyat seviyesindeki rakipleriyle benzer bir performansı sizlerle buluşturabildiğini söylersem yanlış bir şey söylememiş olurum. Çünkü öyle arkadaşlar. Kağıt üstünde vade ettiği performansı çok net bir şekilde günlük hayatta da sizlerle buluşturmayı başarıyor. Oyun içinde şunu söylemek lazım. Şimdi cihazın segmenti belli. Orta üst düzey bir işlemci var cihazda. Genel anlamda da orta üst düzey bir performansa sahip bu telefon. Dolayısıyla hani bu ara sıkışıklıkta kalmış bir cihaz için başarılı bir performansı var mı? Var diyebilirim. Ama iş fiyat kısmına geldiği zaman üstüne bir daha konuşmamız gerekiyor olabilir. O yüzden şimdi isterseniz kameralarla devam edelim. Sonrasında da o bölüme geldiğimizde düşüncelerimi sizlerle paylaşıyor olurum. Telefonun ana kamerası 108 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip ve F1.8 diyafram aralığında bünyesinde bulunduruyor arkadaşlar. Kameraların hiçbirinde bir OIS desteği yok sevgili arkadaşlar. Onu da söylemek lazım ve kameralarda bir HyperShot isimli görüntü mimarisi mevcut. Bu bize daha yüksek görüntüleme hızı ve netliği artırmayı sağlıyor ki bu akıllı telefonda benim çektiğim tüm fotoğraflarda gerçekten netlik anlamında çok başarılı sonuçlar aldımı sizlere net bir şekilde söyleyeyim sevgili arkadaşlar ki 2 megapiksellik bir makro kameramız var akıllı telefonumuzda f 2.4 diyafram aralığına sahip tüm cihazlar için söylediğim şeyi bu cihaz için de söyleyeyim ve bir şey daha ekleyeyim 2 megapiksellik makro kamera sadece eğlence amaçlı yer alan bir makro kameradır benim gönlümde arkadaşlar onun dışında bir e, amacı ya da bir hedefi olduğunu düşünmüyorum diyeyim ve bunun yanına da şunu ekleyeyim böylesine fiyata sahip bir akıllı telefonda bence 2 megapiksel makro kamera çok da düşük kalmış en azından 5 megapiksel olsaydı çok daha iyi olabilirdi ki burada hani ben bunu söylüyorum ama 5 megapiksel o de ben yine makro kamera için aynı yorumu yapardım fakat 2 megapiksel makro kamera bir tık düşük olmuş daha yüksek olmalıydı bence diye düşünüyorum 3. kameramız için de benzer şeyleri sizlere söyleyeceğim 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kameramız var burada geniş açılı ultra geniş açılı çekimler yapabileceğiniz bence bu kamerada 16 megapiksellik bir çözünürlük olsa çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum tabi sizlerin da oldukça merak ediyorum kameraları değerlendireyim sizler için ben kameraların sonuçlarını gün ışığı altında ben Kendim arkadaşlar. Güzel, fena değil. Renklerde sapmalar çok nadir oluyor. Netleme konusunda Realme hakikaten kafaya taktığı şeyi bizlerle buluşturmuş. Gayet iyi netliyor cihaz ve hızlı netliyor. O konuda bir sıkıntı yok. Ve tabi burada ışık azaldığında sonuç fena değil. Gece modu çekimleri yaptığınızda sonuçlar sizleri de tatmin edecektir diye düşünüyorum. Sizi genel anlamda kamera deneyimiyle üzmeyecek bir cihaz olduğunu söylemem mümkün. Ancak bence ana kamera dışında bu cihaza bir tek haksızlık yapılmış. Diğer kameraların desteklenip çok daha iyi bir kamera deneyimi bizlere sunulsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum ancak genel anlamında o cümlemi de tekrardan söyleyeyim yani kamera anlamında üzecek bir cihaz değil ana kamerayı kullandığınız sürece üzüleceğinizi düşünmüyorum makro kamera eğlence amaçlı var olsun ultra geniş açılı kamerada yine renklerdeki baktığımız zaman sonuçlara ve çekim hızı anlamında baktığımız zaman üzecek bir kamera değil sadece daha iyi olabilirdi bu fiyat seviyesini ve bu cihaz için konuşuyorum tekrardan altını da çizeyim ön kameraya doğru geçmeden önce video kayı seçeneklerinden de bahsedeyim size 1080p 60 FPS video kaydedebiliyor bu akıllı telefon ama 4K'da 30 FPS video kaydı alabiliyorsunuz. Video kaydı anlamında çok büyük beklentilere girmenizi sizlere önermiyorum arkadaşlar ve zaten bu akıllı telefonun da odak noktasının fotoğrafçılar olduğu yani fotoğraf çekimi yapan kullanıcılar olduğunda eklemen lazım. O yüzden burada bir hayal kırıklığı yaşamamanız adına video amaçlı bu telefonu çok daha böyle hani odak noktanıza koymayın derim sizlere. Ve gelelim ön kameramıza. Ön kamerada 16 megapiksellik bir kamera. Bu kamera f2.5 diyafram aralığına sahip. Bence bu kamerada da daha iyi bir diyafram olabilirdi. Çünkü ön kamera gün ışığı altında iyi ama ışık azaldığında performansını düştüğünü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine ön kamera için şunu söyleyebilirim. Rakipleriyle yani bu fiyat seviyesinde kapışabilir ama bir tık daha iyi bir ön kamera bu cihaza çok daha fazla yakışırdı sevgili arkadaşlar. Telefonun en güzel detaylarından bir tanesi bence pili. Çünkü 5000 mAh'lik bir pil görev yapıyor. 67 W'lık şarj adaptörü kutudan çıkıyor. 67 W wattlıkta bir şarj var. Bu akıllı telefonun 67 wattlık bu adaptörle bu akıllı telefonu 17 dakikada %50'ye kadar doldurmanız mümkün oluyor. Tabi kullanmamanız lazım. Kenarda bırakırsınız daha iyi olur. Tabi bu da şu senaryoyu bizlerle buluşturuyor. Sabah uyandığınız telefonunu şarja takmayı unuttunuz ve şarjınız da %60 diyelim. Siz hazırlanıp evden çıkana kadar %80'i geçecek bir pil dolumu yaşamanız mümkün. Bu da deneyim açısından çok iyi. Çünkü bu akıllı telefon çok yoğun kullanımlar olmadığı sürece bir günlük pil ömründe sizlerle rahatlıkla buluşturabiliyor arkadaşlar. Bunların da sizlere böyle not olarak iletmiş olayım ve bence son değerlendirmeye doğru geçelim. Bence telefon ekran tasarımı ve genel anlamdaki deneyimiyle malzeme kalitesiyle çok güzel olmuş. Kamera anlamında ise dediğim gibi ana kamera dışında ufak eksiklikler evet var. Tüm bunların yanı sıra fiyat tarafında bu akıllı telefon 14.999 lira arkadaşlar ve bu fiyat seviyesine kadar olan cihazlarda müthiş bir yangın yeri durumu var. Yani sizlere seçebileceği cihaz sayısı çok fazla. Cihazların arasındaki teknik detaylarda bazı cihazlar çok 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 avantajlı. Bazı cihazlar bu avantajdan ne yazık ki geri planda kalıyor teknik anlamda ki buradaki hani bu fiyat seviyesi bu cihaz için uygun mu değil mi? Ben burada soruyu sizlere sormak istiyorum. Siz bu akıllı telefonun fiyatını nasıl buldunuz? Telefonu nasıl buldunuz? Eğer fiyatı daha uygun olsaydı telefonla alakalı düşünceleriniz değişir miydi? Gerçekten bu soruların cevaplarını çok da merak etmiyor değilim arkadaşlar. O yüzden lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Zaten her zaman olduğu gibi son değerlendirmeyi ben sizlere bırakmak istiyorum. Düşüncelerinizi de aşağıda bekliyorum. Çünkü ben sizlere yine her zamanki gibi eksilerini artılarını anlattım kendimce dilim döndüğünce umarım sizlerin beklediği soruların cevaplarını sizlerle buluşturabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim bay bay.